17 Mart 1998'de İstanbul Bakırköy doğumluyum. Nişantaşı Biyomedikal Cihaz Teknolojisi mezunuyum. İlk ülke ocaklarıyla da lise 2'de, lise 3 arasında çıkmaya başlamıştık. O dönemin tabii başkanlarımız sağ olsun doğruları gösterdiler bize. Böylelikle de hayatımızı merkezine biz ülke ocaklarına, yani Milliyetçi Ülkücü Hareket'e aldık. Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendiler göreve geldikten sonra da bizler de orduda olmamıza sebebiyle kendileri bizleri Ülke Ocakları Ordu İl Başkanlığı görevine layık kıldı. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendilerim ve Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendilerin talimatları doğrultusunda ordu toprakları içerisinde, sınırlar içerisinde ülkücü hareketin bayrağını daha çok kişiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaş sınırlamalarımızı anlatmamız gerekirse bizler ilk göreve geldiğimizde yönetim kadrosunda bulunan arkadaşlarımızla birlikte böylelikle de göstereyim. Dedik ki artık maalesef karşı olduğumuz düşüncedeki insanlar diyor ki bize kuşağı adlandırması var. Bizim bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli diyor ki biz diyor gençliğimizi X, Y, Z şeklinde harflerle nitelendirmiyoruz. Hepsi diyor bizim gençliğimizdir. Biz de bunların hepsini Türk gençliği olarak nitelendiriyoruz diyor. Onun için yabancı düşünceler altında yetişecek kardeşlerimizin önüne geçmek için bizler dedik ki bir boyama kitabı yapalım. Küçük kardeşlerimiz için eli kalem tutan kim varsa. Bunlar için de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Enver Paşa'yı, efendim Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolünü arkadaşlarımız hem boyuyorlar hem de ister istemez yaşları ilerledikten sonra okuyacakları kitaplarda veya herhangi bir görsel kısmında karşı karşıya kaldığında bunlara yabancı olmaması için zaten böyle faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Ve böylelikle ülke ocakları yabancı düşünceleri hakim kılacak gençliğin önüne geçecektir. Zaten bizler diyoruz ki dünyanın en büyük gençlik hareketiyiz. Ki bunun da örnekleri zaten her zaman vardır. Ülke ocaklarının diğer faaliyetlerini soruyorsanız eğer biz Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla oluşturulan Türk Büyükleri Okuma Serileri vardır. Biz bu ay içerisinde üçüncüsü çıktı. Bunun içerisinde Türk tarihinde bulunan değerli büyüklerimizin hikayeleriyle birlikte hem okuma evlerini çözmüş kardeşlerimizin okumasını geliştirmesi için hem de abide şahsiyetlerimize yabancı olmaması için Oğuz Kağan var, Kürşat var, efendim Atilla var ve tabii ki de her zamanki gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kisvesi adı altında bölücülük yapmayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hayatımızın merkezine alarak hayatımızı devam ettiririz. Ve böylelikle de çevremizdeki insanlara doğruları göstermeye çalışırız. Çünkü Başbuğumuz Alparslan Türkeş diyor ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevme ülkücü olamaz diyor. Bizlerin öncelikleri vardır. Tarihimizde hizmet vermiş kim varsa hepsi bizim başımızın gözümüzün tacıdır her zaman. Bunların yanı sıra bir de biz boyama kitabı da veriyoruz. Tabii bu bizim ilk çıkardığımız, sonra genel merkezimizin de çıkardığı vardı. Bunların da içerisinde abide şahsiyetlerimiz var. Ondan sonra genel merkezimiz tarafından biliyorsunuz ki gelecek yıllarda yazılım üzerine artık meslekler ilerliyor. Ki keza geçen gün yine açıklandı. Metaverse, NFT şeklinde yazılımlar üzerinde artık üniversitelerde de bölümler açılacak inşallah. Bizler de Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak biliyorsunuz ki Türkiye genelinde okuma oranı bayağı bir düşük maalesef. Üzülerek söylüyoruz biz bunu. Bunun önüne geçmemiz için bir sistem oluşturuldu. O da 2023. Bunun ismi de 1992-93 yıllarında bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli verdiği bir konferansta diyor ki Türkiye'nin diyor ülkücü hareketin hedefi 2023 hedefidir. Lider ülke Türkiye hedefidir. Yani bu 2023 hedefi yeni oluşturulan bir şey değildir. Yıllardan beri altyapısı sağlam olan bir hedeftir. Genel Başkanımız yazılım mühendisi olmasından dolayı ODAK 2023 şeklinde bir site oluşturuldu. Bu siteye verdiğimiz kartlar üzerinden arkadaşlarımız kodlarıyla birlikte kayıt oluyorlar. Bir yıl geçerlik süresi var. Burada bir metin veriliyor. Bu metni okuyor arkadaşlarımız. Saniyede tabii devam ediyor kenarda.
bitirdikten sonra durduruyor. Okuduğunu ne kadar anladığına teste tabi tutulması gerekir. Onunla ilgili bir teste tabi tutuluyor. Diyelim ki 100 üzerinden 20 ya da 30 seviyesinde bir başarı elde ediyor. Bir yıl boyunca içerisinde bulunan oyunları kullanırsa, oyun da var, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Aynı zamanda metinleri de okuyup sürekli kendini teste tabi tutarsa %300 göz kaslarında ve okumasında ve anlamasında bir artış sağlıyor. Bunlar ciddi hizmetlerdir, ciddi projelerdir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığımızın, bizler gittiğimiz her kurum ve kuruluşlarda bunları zaten hediye ediyoruz ve detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Böylelikle arkadaşlarımız da sınavlara girdiğinde paragraf çok uzundu, efendim başka bahaneler buluyorlar. Bunların önüne geçmek için hem Türk gençliğine güzel bir hizmet hem de arkadaşlarımız hedefledikleri noktalara daha hızlı adımlarla ilerleyebileceklerdir. Bizleri basamak olarak, ya bu projeleri basamak olarak kullansınlar. Biz düşüncesine bakmıyoruz zaten. Önemli olan vatanı milletini sevsin, devletine sadık olsun, bayrağına sadık olsun. Gerisi bizim için zaten ilerler, devam eder, vefa varsa zaten nereye hizmet edeceğini bilir. Tabu oyunları vardır. Biz tabi ülke ocakları olarak bir de bunun ocak tabulu haline getirttirildik. İçerisinde Türk dünyasını ilgilendiren kelimeler vardır. Arkadaşlarımız hem kendilerini anlatmada zorluk yaşamıyorlar hem de öğreniyorlar ve eğleniyorlar. Böylelikle de gençliğe tabi bir hizmet daha katkıda bulunmuş oluyoruz. Biliyoruz ki yine bir projemiz daha var. Tabii bunların üzerinde sürekli bizler çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2050 yılında bilimsel olarak dünyada bir gıda kıtlığı yaşanacak. Keza şu anda yaşıyoruz zaten. Gıda kıtlığı yaşanacak. Biz ülke ocakları olarak, Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak bunun önüne bir nebze olsun daha geçmek için permakültür çalışmalarını başlattık. Ülke Ocakları Genel Başkanımızın öncülüğü takdiriyle. Bizler de permakültür üzerine konferanslar gerçekleştiriyoruz. Tabii biz şu an Karadeniz bölgesindeyiz. Hemen hemen hepimiz toprağa ne ekeriz ne biçeriz hemen biliyoruz ama bunun metropol şehirlerde maalesef ki desteği biraz azalıyor. Onun için bizler permakültür dediğimiz noktada evde saksıda nasıl meyve yetiştirebiliriz, nasıl sebze yetiştirebiliriz? Bunların eğitimleri de veriliyor. Konferanslar da gerçekleştiriyoruz. En son bizler yaptık Ordu'da. Ciddi bir katılımla birlikte Ordu Üniversitesi'nde bulunan toprak bilimcisi bir hocamız var, Tayfun Aşkın. Onun bizlere verdiği destekle birlikte tarımda yapay zeka uygulamaları adlı bir tane konferans gerçekleştirdik. Yoğun bir genç katılım vardı. Yani az önce de bahsettiğim ya, dünyanın en büyük gençlik hareketi ülke ocaklarıdır. Türk'ün çünkü vasfı teşkilatçılığıdır. Bizler her gittiğimiz yerde hemen teşkilatlanabiliyoruz. Çok şükür, elhamdülillah. Ondan yana da bir problem yok. Her perşembe akşamı bizim ülke ocaklarımızda, Türkiye'deki bütün ülke ocaklarımızda cuma gününe binaen bütün ölmüşlerimize, şehitlerimizin ruhuna, bütün ülke ocaklarımızda Kur'an-ı Kerim tilavetleri gerçekleştirilir. Bizim bir de aslında teşkilatımız var. Bunlar da yani arkadaşlarımız sağ olsunlar, büyük emekler veriyorlar. Daha çok hanımefendilere dokunmak için. Çünkü bizler kadınların düşüncelerine önem veren kişileriz. Türk'ün tarihinde mesela hükümdarlar bile Tomrisan vardır, bilirsiniz. Yani ciddi bir şeydir. İsveç'i çok önde tutarlar ama İsveç'in kadınlara yaptığı zulümlerden haberdar değillerdir. İlk kadın seçme ve seçilme hakkı dünya genelinde yine Türkiye öncülük etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hizmetleriyle birlikte. Ki keza şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hanımefendiler vardır, vekillerimiz. Ciddi anlamda kurum ve kuruluşlarımızda, son olarak atanan valilerimizde hep kadınlar vardır. Bizler de elimizden geldiğince kadınlara, hanımefendilere öncülük etmeye çalışıyoruz. Keza benim de yönetimimde 3 tane hanımefendi vardır. Bizler çünkü bakamadığımız yere hanımefendilerin bakış açısı daha farklı olduğuna inanıyoruz. Zaten yaptığımız projelerde biz öncelikle arkadaşlarımıza sorarız. Yani akıl akıldan her zaman üstündür. Bizlerin göremediği şeyler vardır. İnsanların doğrularını almaya çalışırız. Böylelikle ortaya daha yararlı projeler çıkarmaya çalışıyoruz. Bizler diyoruz ki ülke ocakları, Milliyetçi Ülkücü Hareket, yani Türkiye'nin aydınlık geleceğini oluşturan kadrolardır. Bizler devletimizin en önemli kadrolarında yer almamız gerekiyor ki 12 Eylül gibi, efendim 60 muhtırası gibi, en yakın zamanlarda 15 Temmuz darbe girişimi gibi
ciddi bir bölücü hamlelere karşı milletçi ürkücü hareket her zaman milli refleksini oluşturur. Devlet için, millet için 5500'ü aşkın ülkücü şehidi olan bir kutlu dergahtır. Bizler de temsil ettiğimiz noktalarda bunların duygularıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz her kararda ülkücü şehit abilerimizin ruhlarını temsil ettiğimizi bildiğimiz için incelikle dokumaya çalışıyoruz diyelim. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk Gençlik Şöleni'nde söylediği çok güzel bir söz vardır. Bizim genel başkanımız bir kalem hediye eder, ardından bir Zülfikar hediye eder. Liderimiz der ki bir eliniz kalem tutması gerekiyor. Ama yeri ve zamanı geldiğinde bölmeye ve parçalamaya çalışan kişiler olduğunda o Zülfikar'ı da göstermek zorundayız diyor. Çünkü bizler biliyoruz ki önceliğimiz eğitim. Arkadaşlarımızla bu noktada eğitmeye, önlerini açmaya çalışıyoruz. Çevremizdeki kişilere de illa bizimle aynı düşüncede olmasına gerek yok. Dedik ya az önce de. Ülkücü olmasın ama vatanına, milletine, bayrağına sadık olsun. Gerisi çok önemli değil. Gelenek ve göreneklerimize zaten sadık olmaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Böylelikle de Türkiye'nin aydınlık geleceğini oluşturacak kadrolarında ülkücü hareket olduğunu tekrardan beyan ediyoruz. Gençlik Haftası içinde arkadaşlarımız Avrupa'yı batılılaşmanın verdiği bir heyecanla yaşamaması gerekiyor. Bizlerin dünden bugüne gelen bir Türk töresi vardır. Bizler tabii ki de eğleneceğiz ama edebi adabı şeklinde eğleneceğiz. Tabii ki de gezeceğiz. Tabii ki de başka şekilde zamanımızı başka noktalarda harcayacağız. Ama maalesef ki ülkemizin bizlere ihtiyacı vardır. Onun için bizler her bulunduğumuz yerde temsil noktasında en iyi şekilde olmamız gerekiyor. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle de röportajımızı bitirelim. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bizim nerede arkadaşlarımız varsa, çöpçü de olsa, simitçi de olsa, başka yerlerde de olsa bizim arkadaşlarımız görevini en iyi şekilde yapmak zorundadır.